Huzurun ve maneviyatın şehri, evliyalar şehri Bursa. Bursa halkına da soruyoruz. Manevi değerlerimizi acaba yerine getirebiliyor muyuz? İsim soy isim? Erdoğan Vurgun. Erdoğan Bey, evliyalar şehri Bursa'dayız. Peki kaç tane evliyalarımız olduğunu biliyor musunuz? Valla sayısal olarak bilmiyorum. Türkiye'nin birçok yerinde olduğunu biliyorum. İşte vakit buldukça imkan dahilinde Türkiye'yi geziyoruz. Emekli devlet memuru olduğum için buraya da ilk defa geliyorum. Çok harika, çok güzel bir yer gerçekten. Bunun kıymetini bilmek lazım. Türk İslam aleminde gerçekten bu gibi yerlerin gezilmesi, görülmesi kanaatindeyim. Sayısal olarak bilmiyorum ama hepsini de görmek isterim. İmkan dahilinde zaman, vaktimiz olduğu müddetçe. Manevi değerlerimize sahip çıkıyor muyuz sizce? Bence yeteri kadar sahip çıkmıyoruz. Belirli bir bu konuda katkı sağlayan bir çevre var, insan topluluk var ama yeterli değil bence. Tabii varlıklarımızı koruyamıyoruz. Onları gençlerimize, çocuklarımıza anlatamıyoruz, gezdirmiyoruz. İmkanlar dahilinde tabii, şartlar ve konumlar müsait olduğu müddetçe ben kendimden örnek vererek çok da yeterli bir vakit zaman ayırmıyoruz kanaatindeyim. Teşekkürler. İsim soy isim? İsmail Kahraman. İsmail Bey, evliyalar şehri Bursa'dayız. Kaç tane evliyamız olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum, fazla bir şey bilmiyorum. Peki bir şey daha söyleyeyim. Manevi değerlerimizi peki Bursa olarak saygı ve sahip çıkıyor mu? Çıkıyoruz, onunla etmeye uğraşıyoruz. Devam. Çok dikkat ediyoruz onlara. Emin. Evet. Teşekkürler. Namlıca isim? Mecit Karatepe. Mecit Bey, evliyalar şehri Bursa'dayız. Kaç tane evliyalarımız olduğunu biliyor musunuz? Bursa'da 70 bin evliya olduğunu büyüklerimizden duyduk ve kitaplarda okuduk. Ama biz sadece 10, 15, 20 tanesini tanıyoruz, biliyoruz. Kitaplardan okuyoruz, onları ziyaret yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Turistlerimiz tabii bizden çok çok daha öncelikli geliyorlar. Evliyalar şehri olduğu için Bursa'mız hiç boş kalmıyor. Somuncu babasından, Emir Sultan'ından tutun da hepsi bütün evliyalar diyarı olduğu için gece gündüz türbelerimiz dolu sayılır. Boş kalmıyor. Peki manevi değerlerimize sahip çıkıyor muyuz, saygı gösteriyor muyuz? Manevi değerlerimize büyükler olaraktan yani 50 yaşın üstündekiler çıkıyorlar. Ama 50 yaşın altındakiler biraz daha duyarlı olmuyorlar. Ama genellikle Bursa Belediyesi de olsa, Bursa halkı da olsa evliyalarımıza sahip çıkıyoruz. Bundan ya bir sıkıntımız yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neşe Özdivrik. Neşe Hanım, evliyalar şehri Bursa'dayız. Evet. Peki kaç tane evliyamız var biliyor musunuz? Sayısını bilmiyorum ama sayısız olduğunu biliyorum yani. Zaten onların sayıları hiçbir zaman belli olmaz ama birçok hepsini de ziyaret ettik. Hepsini de her cuma etmeye de çalışıyoruz yani elimizden geldiğince. Peki değer olarak manevi değerlerimize yer veriyor muyuz? Tabii ki, tabii ki. Ne demek yavrum? Yani zaten onların için ayaktayız. Onları ziyaret etmesek, onlara değer vermesek Müslümanlığın, İslam'ın hiçbir anlamı kalmaz. Bizim Müslüman olmamızı zaten onlara değer vererek biz zaten belli ediyoruz kendimizi. Yani. Öyle yani. Çok sağ olun. İsim soy isim? Mümin Yılmaz. Mümin Bey, evliyalar şehri Bursa'dayız. Kaç tane evliyamız var? Bilginiz var mı? Yüz binlerce yani. Adedi şu anda tam tespit edilememiş ama çok fazla var. Peki manevi değerlerimize saygı gösteriyor muyuz ve de sahip çıkıyor muyuz? Yani toplum olarak sahip çıkılıyor mu bilmiyorum ama çıkan kesimleri tanıyorum. Hakikaten Bursa'mızda Evliyaullah'ın böyle çok oluşu, mescitlerin, tarihi yerlerin bulunması nedeniyle her türlü övgüye layık Osmanlı'nın en çok bakiyesi olan bir şehrimizdir. O bakımdan sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama nasıl sahip çıkılır diye düşünürsek en önce tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Okumamız gerekiyor ki ne yapacağımız o zaman ortaya çıksın. Teşekkür ederim. Mevlüt Kitap. Mevlüt Bey, Evliyalar Şehri Bursa'dayız. Kaç tane evliyamız var siz biliyor musunuz? Emir Sultan Hazretleri var. Osman Gazi, Orhan Gazi, Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren
bir sürü atalarımız, dedelerimiz burada. Yani bütün devletimizin kuruluşu burada. Her şey burada. Tabii ki evliyalarımız da burada. Emin Sultan Hazretleri burada. Daha sonra Yeşil Türbe'deki Yıldırım Beyazıt, bütün Osmanlı tarihimiz burada. Yani ama biz burada yaşadığımız halde çok fazla bunları ziyaret etmiyoruz açıkçası. Yani Ulu Cami'de mesela dibindeyiz. Ama burada kaç kere namaz kılmaya gidiyoruz? Ayrı bir soru işareti. Peki manevi değerlerimize sahip çıkıyor muyuz? Gerçekten hak ettiği gibi değer veriyor muyuz? Hak ettiği gibi çıkmıyoruz ama zora düştüğümüz zaman biz ondan çok fazla sahip çıkıyoruz. Yani çok fazla tutucu ve inancı çok sağlam bir milletiz. Dolayısıyla zora düştüğümüz zaman biz her türlü sahip çıkıyoruz. Sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar her türlü devletimize, milletimize ve dinimize sahip çıkıyoruz. Bu bir gerçek. Teşekkür ederim. Selam Bey. Evliyalar şehri Bursa'dayız. Kaç tane evliyamız var? Bilginiz var mı? Vallahi pek evliyalarla şey değil yani. O konuda bilgim yok ama bayağı var yani. Somuncu babası var. İftihar Hazretleri var. Var oğlu var. Yani. Peki halkımız olarak değil, genel anlamda manevi değerlerimize sahip çıkıyor muyuz, saygı gösteriyor muyuz? Vallahi şu anda yani şimdiki iktidar bunların türbeleri, şeyleri onardı. Yani iktidar sahip çıktı. Hı hı. Ama biz halk olarak çıktık da onu muamma. Tamam. İsim soy isim? Neşe Yıldırım. Neşe Hanım, Evliyalar şehri Bursa'dayız. Evliyalarımızı biliyor muyuz? Kaç tane var? Yani ben İnegöl'de oturuyorum ama evet biliyorum az çok. Peki manevi değerlerimize sahip çıkıp saygı duyuyor muyuz sizde? Yani genele baktığımız zaman, eğer genel için konuşacaksak maalesef, yani ben kendi gözlemlerime bakarsak, yani çok fazla da değer verdiğimiz veya çok da sahip çıktığımız söylenemez. Hele de gençlerimizin çok fazla bu konuda bilgi sahibi olduğunu maalesef düşünmüyorum. Ama bu da bizim büyüklerin eksikliği olması lazım.